Hoş geldiniz. 20 Kasım ve haftaya bakışta geçen haftanın önemli koşullarını mercek altına alacağız. Yıl sonu yavaş yavaş yaklaşıyor. Artık ilkbahar yaz sezonu da sona erdi. Kış sezonuna geçiyoruz adım adım. Ve bugünlerde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasan Saylan'la birlikte. Nasılsınız Hasan abi? Vallahi teşekkür ederim. Yine Allah izin verdi. Sevgili izleyicilerimizle birlikteyiz. Efendim hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz haftaya bakışa. Zadik hep böyle... Bu zamanlarda yani Kasım ortalarında falan havalar biraz daha soğuk olurdu. Bu sene Allah fakir fukaraya da yardım ediyor. Öyle kar, şiddet, fırtına bilmem neyle karşılaşmadık. En azından ülkenin batı tarafı, Ege bölgesi falan. At yarışı da bütün heyecanıyla devam ediyor. Her ne kadar isimli koşuların sayısı azalsa da heyecan devam ediyor. Yine çok güzel yarışlar seyrediyoruz. Bir de bu aylarda bir ayrı heyecan başlar. Bir daha sene koşacak ikili İngilizler, üçlü Araplar yavaş yavaş sahaya gelmeye başlar. Gezintilere başlar. Sabahları onun konuşmaları çok olur, dedikoduları çok olur. İşte Ahmet Bey'in bilmem nesi çok iyi, Ahmet Osman Bey'de bir tay var. İşte Süleyman'ın baktığı bir tay var, Ahmet'in baktığı bir tay var falan diye bu laflar konuşulur. Akşama kadar da bitmez. At yarışının güzel bir tarafıdır. Ama sanıyorum yine başladı. Başladı ama geçmiş yıllarda tatlı bir heyecan vardı yani Kasım'ın bu aylarında, bugünlerde. Evet, şimdi tabii taşınma telaşı vardı. Şimdi yine var ama artık sezonda devam ediyor yani bir şekilde. Sezon olmasa da. Evet yani acaba kaç tane tay gelebiliyor buraya? Değil mi? Evet, ona göre yani. Siz de yapıyordunuz. Kim nereye gidecek? Adana ekibi bir tarafta, İzmir ekibi bir tarafta. Tabii yani çünkü genelde Adana'ya, İzmir'e gidildiği için burası taylara kalıyordu. Adana, İzmir'e götürülmeyip bir daha senenin iyi yarışlarını bekleyen atlara kalıyordu. O da güzeldi, bu da güzel. Bu da güzel. At yarışı yani, heyecanı güzel. Hep sizin dediğiniz söz var. İşte hani kapanışta yine söyleyeceksiniz ama baştan da başladım. İşte geçen 3-4 gün önce küçük parayla büyük ikramiye işte Şanlıurfa'da 4 liraya 2 kupon Şanlıurfa, biri Gökçeada'dan biri Bandırma'dan, evet, 4 liralık. İşte o çünkü onun o gün bahtı açık şansı çokmuş. Evet. İşte at yarışının güzelliği, cazibesi de bu. Yani gerçek bu. Yılların sözü yine pazar sahibi. Evet abi, yani ben kendim bildim bileli 50 senedir yazıyorum. 30 küsür senedir de işte televizyonlarda programı yaptığıma göre birinci günden itibaren söylüyorum. At koşar, baht kazanır. Ve küçük kupon şeyler, evet, miktarda büyük ikramiye. Az para ile çok para kazanma ümidinin ihtimali en fazla olan müşterek bahis de at yarışı üzerine oynanan müşterek bahis. İşte Hasan abi yönetmenimiz hemen ekrana ama getirdi. Ama sen her gün cebindeki parayı sonuna kadar müşterek bahise yatırırsan bir şey kazanma şansın yok. Hande de ekran getirdi Hasan abi. 4 liralık işte sizin dediğiniz o küçük ikramiye, küçük kuponla büyük ikramiye. Buyurun 4 liralık ya, Şanlıurfa. Böyle hikayeleri sen de çok yaşadın. Çok da anlatabilirsin. Evet. Mesela ben hatırlıyorum şeyde Tekirdağ'da mı neydi bir benzin pompacısı geliyor. Bir kupon yapıyor. Diyorlar ki 1 liralık oynanmaz. En az 2 lira. O zaman 2 misli yap diyor. 6'lıyı tek başına 2 misli bulmuştu. Evet, yıllar evvel biz anlatırdık. Bizzat şahit olmuştuk. Yusuf abi vardı. Sen tanırsın. Yusuf Balıkçı. Balıkçı evet. Bir gün üçlü ganyanı mı ne buldu o? Tek başına bulmuş. Ondan sonra işte belli bir para almıştı. Ya geliyor, hayıflanıyor. Keşke 2 misli oynasaydım, keşke 3 misli oynasaydım. Sanki alacağı para farklıymış. Nuh amca da Allah rahmet eylesin aynısını. Hı? Nuh amca da son üçlü bahis biliyorsun son koşudaydı eskiden. O da son koşu. İşte miktarı toparlamıyor filan. 5 misli mi ne oynuyor. Buluyor, tek başka yok. Kızıyor Servet amcayla şey. Bana diyor fazla, verseniz diyor fazla ya diyor tek sende var başka yok ama anlatamıyorlar. Evet o kadar yani böyle çok güzel hikayeler vardı. Efendim işte koşular, at yarışı evet, bunun için güzel. At yarışı hikayesiyle de çok güzel. Ama kimse artık eski hikayelere falan pek bakmıyor da acaba 3 Taksim 4'ü nasıl bulsam da 6'lıyı nasıl çaksama gidiyor. Ben gene programın sonunda gene söyleyeceğim ama her gün oynamasanız bile ama mutlaka şansınızı arayın dedim. Evet Sadık. Tema Vakfı'yla başlayalım. Güzel veteri de var. Ülkenin çok önemli vakıflarından biri.
ağacı konu alan bir vakıf. Onun için biz konuşmayalım. Çok güzel bir veterimiz var. Evet. Değil mi arkadaşlarım? Hakikaten veterinerleri hazırlayan ekibe çok teşekkür ediyorum. Hem bizim yükümüzü alıyorlar hem de bilmediğimiz bazı şeyleri de bulup çıkarıyorlar. Onu seyredelim ilk önce. Evet, bu veterinin ardından koşuya gidiyoruz efendim. Order of the Rolls, Müslüm Çelik'le kazandı koşu. Start hakemi emniğe girdi, start verildi ve koşu başladı. Liderliği dış kulvardan altının Bodyguard Hero almaya çalışıyor, bunu başardı. 7 numaralı Mine of Fire'ın 1,5 boy kadar önünde 1000 metre startte lider geçti. 1 boy geriye 800 numaralı Order of the Rolls sokuldu. Bunların 2-2,5 boy kadar gerisinde 4. ile 2 numaralı İrem Su yürüdü. 1 boy geride 1 numaralı Ateşin Kanatları 2,5 boy geride 3 numaralı Gypsy Danger 1 boy geride 4 numaralı Let Her Go 3 boy kadar geride 5 numaralı The Daughter Sun son 600'e doğru 1,5 boy farkta 6 numaralı Bodyguard Hero önde geliyor. Dışarıdan 8 numaralı Order of the Rolls ikinciliğe girdi. 1,5 boy geride 7 numaralı Mine of Fire bariyer dibini bırakmadı. 1,5 boy geride 2 numaralı İrem Su sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğü orta kuvvadan 1 boy farkta 6 numaralı Bodyguard Hero önde çıktı dış kuvvadan. 8 numaralı Order of the Rolls yürüdü iç kuvvadan da 7 numaralı Mine of Fire son 400'den sonra 8 numaralı Order of the Rolls liderliği aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı 6 numaralı Bodyguard Hero'nun 2 boy kadar geriden içeriden Mine of Fire'ın İrem Su'nun gayretleri var ama son 150 metre 3 boy farkla 8 numaralı Order of the Rolls önde koşuyor ve potayı da buluyor. 6 numaralı Bodyguard Hero ikinci, 7 numaralı Mine of Fire üçüncü, 4 numaralı Let Her Go da dördüncü oldu. Evet sayın yarışseverler, Tema Vakfı Toprak Yaşamdır koşusunu 8 numaralı Order of the Rolls Müslüm Çelik'le kazandı. Evet, 16'da 5 Ankara'da da devam eden form 4. birinci Ankara'da. 6. sıradaydı ona rağmen AGF'de. Evet, koşunun favorisi istikrar puanı düşük de olsa, ki ben istikrar puanı düşük atlardan pek korkarım yani doğrusunu istersen. İstikrar puanı düşük de olsa Bodyguard Hero'ydu. Bodyguard Hero iyi çıktı, numarayı da aldı, koşuyu force etti. Ama en yakın takipçisi olan Order of the Rose, değil mi? Evet. Önce Man of Fire, daha sonra Order of the Rose. Yani takipçisi tabii, diyor. Evet. Müslüm'le gayet iyi geldi. Müslüm de çok iyi bir yerde öne atak yaptı. Müslüm'ün öne atak yaptığı yerden sonra Order of the Rose adeta rahatladı. Geldi koşuyu kazandı. Mine of Fire kötü koşmadı. Bir de Let Her Go. Let Her Go'ya da dikkat etmek lazım. Dördüncünün kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Akşama İzmir'e geçiyoruz efendim ve çok özel bir yere gideceğiz. Cennet Arası'na. Evet, Cennet Arası eski Bucalıların özellikle Bucalı çocukların piknik alanı. Ama nasıl piknik alanı? Hemen bugünkü Şirinyer Hipodromu'nun yanı başında bugün Türkiye Jockey Kulübü Ahırlar Bölgesi olarak kullanılan yer daha önceleri Jiro ikürüsünün ahırlarının olduğu yerdi. Jiro Arası'ydı. Ama o yol çok enteresan bir yoldur. Yani Buca meydan, esas meydan değil de alttaki meydandan şimdi oraya bilmem şey meydanı diyorlar. Oradaki dört yol ağzından hipodroma doğru inerkenki yolla girdiğiniz zaman orası bir atçılık cenneti gibiydi. Şimdi de yani haradan dolayı işte yine karşıdaki Konkorpik kulübünden dolayı yine önemli. İlk başta bir battaniye fabrikası vardı. Sonra Simsar'ın harası, yani Fehmi Simsaroğlu'nun atlarının durduğu yer. Sonra Ekrem Kurt'un ahırları, Kamber Nurveçi'nin ahırları, İsmail Dinçer. İsmail Dinçer de o dönemin en önemli jokeylerinden biriydi. Belli sayıda atın mesuliyetini alır, götürdü. İsmail Dinçer'in ahırları, sonra sağda Clark'ların ahırları. Şimdi sanıyorum o Konkorpik merkezi olan Jiro'ya geçen yer Clark'ların ahırları. Sonra da en solda köşede Cennet Arası, Jiro'ların harası. Orada Zadek hala duruyor mu bilmiyorum. Son 4-5 sene evvel kadar vardı. Hemen kapının girişinde çok büyük tarihi bir çitlenmik ağacı vardır. Bucalı çocuklar o ağaca çıkar oradan yarış seyrederlerdi. Hmm. Bir de tam o haranın karşısında şimdi orada inşaatlar falan yapıldı. Kendiliğinden oluşmuş bir tepe vardı.
O tepenin üstüne çıkarlardı. O tepeye de Yarış Tepesi ismini koymuşlardı. Buca'nın tarihinde, Şirin Yer'in tarihinde bunların hep bir yeri vardır. Cennet Arası hakikaten cennet gibi bir yer vardı. Yani ağaçların bol olduğu bir yerde atçılık mükemmel bir şey. Türkiye Jockey Kulübü de oranın doğal durumunu pek bozmadı. Yani son senelerde bir ağaç katliamı yapmadılarsa ki yapsalar duyardık. Çok güzel çok bir yer. Güzel bir yer. Adı gibi Cennet Arası koşuya gidiyoruz efendim. Always Lucky favori girdiği koşuyu Tolga Yıldız'a kazandı. Start verildi ve Cennet Arası koşusu başladı. Çıkışta 5 numaralı Sin 2 boy geride kaldı. Orta kulvarda 7 numaralı Çakır'ın kızı dış kulvarda 1 numaralı Glabella. Lide Ali alan 7 numaralı Çakır'ın kızı 1 boy gerisinde 1 numaralı Glabella. 1 boy geride içeride 2 numaralı Always Lucky. Daha sonra dış kulvarda 4 numaralı Lolish içeride 6 numaralı Astöper 2 boy kadar geride. 3 numaralı Boston'a kız dışında 5 numaralı Sin sırasıyla Tyler son 800 metreye giriyor. 7 numaralı Çakır'ın kızı 1 boy farkla lider. 1 numaralı Glabella ikincilikte. Onun 1 boy gerisinde içeride 2 numaralı Always Lucky 3. sırada. Dışında 4 numaralı Lolish yer alıyor 2 boy geride. 6 numaralı Astöper içinde 3 numaralı Boston'a kız. Onların 1 boy gerisinde 5 numaralı Sin sırasıyla viraj tamamlanmak üzere. 7 numaralı Çakır'ın kızı 1 boy farkla liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Glabella ikincilikte. En dış kulvarda 4 numaralı Lolish var. Ortaya çıkan 2 numaralı Always Lucky. Daha geriden Boston'a kızın Astöper'in gayretleri var. Sin'le birlikte son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. Ortadan gelen 1 numaralı Glabella Bella rakibini yakaladı dışarıdan da 2 numaralı Always Lucky sprinte kalktı. Son 200 metreye girildiğinde dış kulvardan gelen 2 numaralı Always Lucky yanında 1 numaralı Glabella iki tayı mücadelesine Çakır'ın kızı dahil olmaya çalışıyor. 2 numaralı Always Lucky geliyor. Liderliği alıyor. 2 boyda fark yaptı. Bursa'dan sonra İzmir'de de Always Lucky kazandı. 1 numaralı Glabella ikinci. 7 numaralı Çakır'ın kızı üçüncü. 4 numaralı Lorish yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Cennet Arası koşusunu Tolga Yıldız'la start alan 2 numaralı Always Lucky kazandı. Bursa'da 3'te 2 yaparak gelmişti. İzmir'deki ilk startında kazandı. Evet 3'te 2 nasıl 3'te 2 yapmıştı? 1-2-1. 1-2-1. Evet çok ilk defa İzmir'e geldi. Şimdi 4 aydır kazanamayan ama genelde iyi koşular çıkaran Çakır'ın kızı vardı. Çakır'ın kızı koşuya iyi başladı. Bir yerlere kadar da geldi. Üstelik de Çin pistteki ilk koşusuydu. Ama üçüncü koldu. Kaldı bence Çakır'ın kızına dikkat etmek lazım. İzmir'in iyi atlanan Gribella takipçiyi de tam zamanında öne düşmüş oldu. Koşuyu kazanacaktı da ama Always Lucky favori ki Always Lucky'di değil mi? Evet, çok dışarıdan öyle bir geldi ki çok da formda geldi ve İzmir'deki ilk koşusunu kazanmış oldu. İlk 3 tay yani bu 3 tay bence iyi durumda. Always Lucky tabii bu performansla ne oldu? 1-2-1-1. Önü çok açık. Açık gözüküyor. Efendim bir gün sonradayız. Bursa'ya doğru yol alıyoruz ve ne kadar kaldı bilmiyorum ama Yeşil Bursa koşusu. Evet, Yeşil Bursa, Bursa şehrinin sembol isimlerinden biri. Ama senin sorduğun ne kadar kaldı bilmiyorum. Ben de soruyorum doğrusunu istersen. Bu koşu uzun zamandan beri yapılan bir koşu. Tabii Bursa Spor'un renkleri de yeşil beyaz. Ayrıca gene sanıyorum Bursa'da bir Yeşil Bursa isimli bir de kulüp var. Bursa Türkiye ülkenin en önemli şehirlerinden biri oldu. İlk önce Uludağ'dan dolayı bir turistik eski tarihi açısıyla Osmanlıların ilk başşehirlerinden biri olması açısından tarihi bir şehirken zamanla sanayide de çok ilerleyince İstanbul'a da yakınlığı Marmara Denizi'ne yakınlığı nedeniyle de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri oldu. Bu koşu uzun zamandan beri yapılıyor. Epey de anlattım ben de. Yeşil Bursa koşusuna gidiyoruz. Kutkori ilk kez ziyaret ettiği Bursa'da birinciye ulaştı Halis kardeşler. Start verildi ve Yeşil Bursa koşusu başladı. 5 numaralı King of the Sun 1 boy kadar kaybetti. 3 numaralı El Nino süratli başladı liderliği kaptı. 2 boy fark yaptı. 4 numaralı Good Curry ikinciliğe sokuldu. Onların 2-2,5 boy kadar gerisinde bariyer dibinde. 5 numaralı King of the Sun yarım boy geride dış kulvarda. 1 numaralı Arkansas Soul onun 1 boy gerisinde en dış kulvarda. 2 numaralı Bad Wolf ilk virajı koşuyor safkanlar. 3 numaralı El Nino önde. 4 numaralı Good Curry ondan liderliği istemeye başladı. 1400 lirayı geçildiğinde 4 numaralı Good Curry şimdi en öne geldi. 1,5 boy fark yaptı.
3 numaralı Nino ikincilikte, 2 boy kadar gerilerinde 3.lükte. 5 numaralı King of the Sun hemen dışında, 1 numaralı Arkansas Soul. Onun dışında 2 numaralı Bad Wolf sırasıyla 1100 direği geride kalıyor. 4 numaralı Good Curry 1 boy farkta koşuya liderlik yapıyor. Diğer 4 safkan hemen ikinciliği paylaşmaya başladılar. İçeride 3 numaralı Nino dışında 5 numaralı King of the Sun, onların dışında 2 numaralı Bad Wolf, yanlarında 1 numaralı Arkansas Soul. Koşuda son 800 metre şimdi giriliyor. 4 numaralı Good Curry önde koşuyor. Fark 1-1.5 boy kadar. Eniş kulvarda 3 numarada Enin, ortada 5 numarada King of the Sun. Onların dışında 2 numarada Bad Wolf çıkıyor. 2 boy geride 1 numarada Arkansas Soul koşuyor. Koşuda son 600'e 4 numaralı Good Curry önde giriyor. 3 numaralı El Nino ilk metreleri lider koşmuştu. İkincilikteki yeri tutuyor. 4 numaralı Good Curry Yeşil Bursa koşusunda düzlüğü ilk gören safkan oluyor. İç kulvarda 3 numaralı El Nino. 2 boy geriden 1 numaralı Arkansas Soul'un gayretleri var. 4 numaralı Good Curry. Alice Karataş döndü, arkayı kontrol etti. Liderliğini koruyor. Dış kulvardan 3 numaralı El Nino atak yapıyor. 4 numaralı Good Curry koşuda son 200'e 3 boy farklı önde giriyor. El Nino ikincilikte farkı azaltmaya çalışıyor. Adana'da yaptığını, Ankara'da yaptığını, İstanbul'da yaptığını Bursa'da tekrarlıyor. 4 numaralı Good Curry kazanıyor. 3 numaralı El Nino ikinci. 1 numaralı Arkansas Soul üçüncü. 5 numaralı King of the Sun yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 4 numaralı Good Curry Halis Karataş'la kazandı. 31. startı 18. birinciliği ilk kez geldi Bursa'ya. Ters yön safkanı yine etkilemedi. Ters yön, mers yön. Allah'ına ilk önce Allah'ın nazarından saklasın. Ayakları düz bassın diyelim. Şimdi bu koşu kum pistte olan bir koşuydu. Kum pistin iyi atlarının çoğu da bu koşuda vardı. Ama bir de Good Curry vardı. Yani sağlam bir Good Curry'yi şu anda kum pistte geçebilmek çok zor gibi. O ters mi, şu mi? Dubai'de de ters koşmadı mı? Ters, evet, Dubai'de ben El Nino'ya çok üzülüyorum. Çok iyi bir at, çok iyi bir kum atı. Ama Good Curry gibi bir canavara rastlıyor. Yani bir müthiş ata rastlıyor. El Nino numarayı aldı, götürmeye başladı. Tek çaresi gibiydi ama baktı ki Good Curry geldi. El Nino'nun çok iyi ısrarcı olmamakla akıllılık etti. Hiç girmeseydi o topa. Ha? Hiç numaraya girmeseydi. O zaman da yani gene sonuç değişmezdi. Sonlarda daha zorlanırdı. Evet. En azından bu şekilde numarayı bıraktı, dalaşmadı. Sonlara atını güçlü getirdi ve sonda çok gayret etti. Ama yani yetişme imkanı var mıydı? Bence yoktu. Bu şartlarda zordu gerçekten. Bence ikisi de geçerli not aldı ama dediğim gibi sağlıklı bir Good Curry'yi kum pistte şu anda geçecek at gözükmüyor gibi. Sence var mı? Şu anda bu formüle zor. Tabii ilerliyor, yaşta ilerliyor ama safkanın maşallah ayakta kalıyor. Bu seneyi konuşalım. Evet, bu seneyi Allah kerim. Bakacağız. Hemen bir koşu sonra 2 yaş İngiliz'in A3 mücadelesine gideceğiz. Steel Brothers beyaz bayrak haline yaptığı Nevzat Avcı ile. Start verildi ve koşu toplu bir çıkışla başladı. Orta kulvardan 5 numaralı Steel Brothers liderliği istiyor rakiplerinden. Bariyer dibinde 1 numaralı Don Corleone ona eşlik etmeye çalışıyor. Koşuda ilk 200 metre geçildiğinde 5 numaralı Steel Brothers farkı 1 boy kadar taşıdı. Şimdi fark 1.5 boy. İkincilikte 1 numaralı Don Corleone onun hemen dışına çıkmaya çalışıyor. 4 numaralı No Way Out 2 boy kadar gerilerinde dış kulvarda. 2 numaralı Fire of World içinde 3 numaralı Azar Bey sırasıyla son 800 geride kaldı. Safkanlar 600'e doğru yaklaşıyor. Viraj koşuluyor. 5 numaralı Steel Brothers koşuya liderlik yapıyor. Dış kulvarda takipte 4 numaralı No Way Out bariyer dibine yakın 1 numaralı Don Corleone 2 boy gerilerinde. 2 numaralı Fire of World bir boy geride. 3 numaralı Azar Bey sırasıyla düzlüğe çıktı safkanlar. 5 numaralı Steel Brothers önde. Son 400 metre artık koşuda aradaki fark 2 boy kadar. İç kulvardan 1 numaralı Don Corleone'nin gayretleri var. Gerilerden 2 numaralı Fire of World'a atak yapıyor. Koşuda son 200 metreye 5 numaralı Steel Brothers 2 boy farkla önde girdi. İçeriden 1 numaralı Don Corleone, dışarıdan 2 numaralı Fire of World atak yapıyor. Fire of World ikinciliğe girdi. 5 numaralı Steel Brothers direniyor. Fire of World geliyor. Farklar kapatıyor.
kapanıyor içeride Steel Brothers. Dışarıdan gelen 2 numaralı Fire of Words. Birincilik kararı varış hakemlerine kaldı. 5 numaralı Steel Brothers mı? 2 numaralı Fire of Words mı kazandı? Buna varış hakemleri karar verecek. 1 numaralı Don Corleone 3. 3 numaralı Hazar Bey de yarışın 4.'sü oldu. 5 numaralı Steel Brothers ve 2 numaralı Fire of Words kararı varış hakemlerine bıraktı. Kocaeli Kartepe'den 1-1, 2-1 ile gelmişti kazanan Safkan. 3 birincilik. Ona rağmen favori Ekürler'di ki foto finişte kaybeden Safkan'dı koşunun favorisi. Fire of Words. Sanki Ekürü'sü No Way Out'tan bir destek alamayınca sonuç kaçtı. Yok, Ekürü'den hiç destek alamadı yani. Ekürü koştular diyemeyiz de. Şimdi şeyin de Steel Brothers'ın da Bursa'ya ilk gelişi. Kaçarak bitirmeyi hedeflemişti. Hedefine de ulaştı bence. Beyaz bayrak aynı yaptı. Ama Fire of Words'un bu kadar güçlü geleceğini belki Steel Brothers'ın takımı, ekibi düşünmedi. Az daha geçiliyordu. Burun farkıyla geçebildi. İkisi de çok iyi durumda. Önleri açık. Allah ayaklarını düz bastırsın diyelim. Her zaman güvenilecek atlar olarak akıllarda kalmalı. Ve İstanbul akşamına giriyoruz efendim. Ve Türk sporunun çok önemli bir ismi. Camiamızın da çok önemli ismi. Hasan Polat'ı anladığımız. Evet, benim için de daha evvel hikayesini anlattım. Çok önemli bir isim. 1916 senesi Trabzon doğumlu. Üç erkek kardeş. Büyük Mahmut abi de müthiş bir at yarışı hayranıydı. Yarış severdi. Kardeşi Ali Polat da Hasan abi gibi futbolcuydu. Hasan abi Trabzon İdman Ocağı'ndan sonra üniversite tahsili için, hukuk okumak için Ankara'ya geliyor. Ankara Gençler Birliği'nde oynuyor. Gençler Birliği'nin ve o dönemde milli takımın kaptanlığını da yapıyor. Uzun süre kaptanlığını yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra iki dönem Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı. Hatta geçenlerde bir televizyon programında konuşuyorlardı. Hasan Polat'ın federasyon başkanlığı çok başarılıydı ama tabii gazeteciler de spor yazarları da bazı konularda yine tenkitlerini esirgemiyorlardı. Hatta rahmetli Necmi abi, Necmi Tan Yolaç bir yazı yazmıştı. Hasan Polat yon mu yoksa federasyon mu diye, futbol federasyonu mu diye. Ama genel kanaat Hasan Polat'ın çok iyi bir federasyon başkanı olduğuydu. Bugün de gene o programa katılan eski topraklar, Hasan Polat da federasyonu zamanının tozunu görseydik bugün diyorlar. Hasan abi sonra Demokrat Parti'den milletvekili oldu. 60 ihtilalinde Yassıada'ya gidenlerden biriydi. Oradan ceza almadan çıktı ama o zamanın Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ismi çok karıştırıldığı için sanki müebbet almış gibi falan çok ortalarda dolaştıydı ismi. Çok anlatmaya çalıştıydık. Hasan abi atları falan çok severdi. Daha topçuluk zamanlarında, futbol oynadığı zamanlarda da Ankara'da yarışlara gidermiş, takip edermiş. Benim için de çok önemli bir yeri var. Daha evvel gene bir Hasan Polat koşusundan önce anlatmıştık. Hasan abiyle ben aynı adamın ismini taşıyoruz. Benim dedem Hasan Saydam'la Hasan abinin babası kan kardeşmiş. Kan kardeş oldukları zaman da Hasan abi doğunca babası kan kardeşinin adını ona vermiş, Hasan. Dolayısıyla da ben doğduğumda dedem ölmüştü. Bana da dedemin adını vermişler, babamın babası. Bu hikayeyi de bana Hasan abi bizzat kendi anlatmıştı. İyi gidi günler, iyi diyelim. Müthiş bir adamdı. Yani Türk sporuna özellikle çok hizmet verdi. Türkiye Jockey Kulübü'ne de yöneticilik olarak bütün divan toplantılarında o başkanlık yapardı. İşte öbür diğer kurulların başkanlığını falan da yapardı. Hasan abi 2010'da vefat etti. Ondan da 2011'den beri yarış yapılıyor. Kolay unutulacak bir spor adamı değildi. Aynen, katılıyorum.
Ve koşuya gidiyoruz Hasan Polat'ın mücadeleye. Padre Padronya, Gökhan Kocakaya, Beyaz Bayrak aynı. Atlar şimdi hazır. Beyaz bayrak kalktı. Start verildi. Koşu başladı sayın yarışseverler. 2 numaralı katma değer rakiplerinden 6-7 boy sonra koşuya başlayabildi. Liderliği alıp 2 boy fark yaptı 9 numaralı Padre Padrone. İkinciliğe bariyer dibinden 11 numaralı Lupo Uno girdi. Bunların hemen dışına iz bırakan sokuldu. Sarıların ortada 1 numaralı Creature. Daha sonra bariyer dibine yakın 10 numaralı After Forever var. Bu safkanın hemen sağrısında iç kulvara yakın 6 numaralı Stallion Falcon'ı izliyorum. 1,5 boy kadar geride dışta My Billionaire. Hemen yanında 3 numaralı Demir Büken 2,5 boy kadar gerilerinde. 7 numaralı Uludas şeklinde safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 9 numaralı Padre Padrone öndeydi. Şimdi ikinciliğe giren 6 numaralı Stallion Falcon farkı 1 boya kadar düşürdü. 3 boy gerilerinde 11 numaralı Lupo Uno 3.lükte, 4.lükte ortada. 8 numaralı iz bırakan içinde 1 numaralı Creature dışlarında. 4 numaralı My Billionaire 1,5 boy kadar geride ortada. 3 numaralı Demir Büken hemen içinde. 10 numaralı After Forever dışlarında katma değer son sırada. 7 numaralı Uludas şeklinde son viraj dönülüyor. 9 numaralı Padre Padrone virajı 2,5-3 boy kadar önde döndü. İkinciliğe sarkan 11 numaralı Lupo Uno arayı azaltmaya çalışıyor. Bariyer dibine 1 numaralı Creature daldı. Aralardan Demir Büken'in 10 numaralı After Forever'ın en dış kulvardan My Billionaire'in azaklarıyla atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 9 numaralı Padre Padrone 2,5-3 boy kadar önde. Dışarıdan 11 numaralı Lupo Uno, içeriden 1 numaralı Creature gelse de 9 numaralı Padre Padrone starttan çıktığı gibi Gökhan Kocakaya ile kazanıyor. İkincilik mücadelesi 1 numaralı Creature ve 11 numaralı Lupo Uno arasında varış hakemlerinin kararına göre belli olacak. 7 numaralı Uludaz da koşudan 4. olarak ayrıldı. Hasan Polat koşusunun galibi Gökhan Kocakaya ile start alan 9 numaralı Padre Padrone. En son Avram Barako sandığımız koşuyu kazanmıştı. Ondan beri birinciliği yoktu. 6 koşu koştu. İyi Avram Barakas'tan sonra 6 koşu koştu. 6'sında da iyi koştu ama kazanamamıştı. Değişik bir taktikle bugün sahada oldu Padre Padrone. Evet, değil mi? 3 beyaz bayrak ayna yaparak kazandı. Ben çok beğendim. Evet, gerçekten çok. İstersen. Formda at Upoluno da bence eksiksiz koştu. İkinciliği de Creature'dan yine çok, bugün çok iyi koşan Creature'dan zor da kurtarsa Upoluno da çok iyi koştu. Bence Zadik bu üç at her zaman birbirini geçebilecek güç ve kalitede. O gün iyi olan, o günün taktiğini iyi tercih eden kazanacaktır ama Padre Padrone zoru başardı. Zoru başardı bence de. Ve bence de kolay kazandı. Net. Ha? Çok net. Çok kolay kazandı. Evet efendim, hafta sonu için ilk durağımız Ankara 75. Hipodromu ve Hitit koşusu vardı Taylor'ın. Önce VTR'yi izliyoruz. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarının bilinen en eski imparatorluğu Hititler. Milattan önce 2. bin yılın başlarında Anadolu'ya gelmişler ve ilk olarak Orta Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Hint Avrupalı bir kavim olan Hititler, o yıllarda küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girerek yerli halk Hatti nüfusuyla karıştılar. Anadolu'nun ilk büyük devletini kuran Hititler, kendilerinden önceki kültürle Mısır ve Mezopotamya kültürünü kaynaştırarak Anadolu uygarlığının temelini atmışlardır. Devletin başkenti Hattuşaş'tır. Birliğin başındaki kral, başkomutanlık, başrahiplik ve başyargıçlık görevlerini de kendine toplamıştı. İlk zamanlar bir de Pankuş denilen asiller meclisi vardı. Bakır ve kalay üretimini eski devirlerden beri başarıyla sürdürüyorlardı. Bu madenler sayesinde silah üstünlüğü kurmayı başardılar. Ticaret yollarının korunmasına özel bir önem verdiler. Hitit tarihi döneminin en önemli olayı Hitit-Mısır mücadelesidir. Kuzey Suriye topraklarında bu iki devletin çıkarlarının çatışması savaşa yol açmıştır. Yıllarca süren savaşlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayamayan bu iki devlet Kadeş Anlaşması'nı imzaladılar. Bu tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır.
Hitit devleti M.Ö. 12. yüzyılda Ege göçleri sonunda siyasi birliğini kaybetti. Geç Hitit şehir devletleri, Hititlerin kültür değerlerini bir süre daha devam ettirdi. Bu şehir devletleri M.Ö. 7. yüzyılda Asur, daha sonra bütün Anadolu ile birlikte Pers egemenliğine geçti. Ve böylece bu toprakların en eski imparatorluğu da tarih sahnesinden silinmiş oldu. Ardında olağanüstü kıymette tarihi bir miras bırakarak. VTR'den sonra koşuya gidiyoruz. Formda bir isim vardı. Birola Halis Karataş'a bir kez daha kazandı. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Hitit koşusu başladı değerli yarışseverler. Toplu bir çıkış oldu. Orta kulvardan liderliği 6 numaralı The Perfect Show alma gayretlerinde bunu ilk metrelerde başardı. Bir boy kadar fark yaptı. Bir numaralı Ardaşah dışarıdan yüklendi. İkinciliğe girdi. 3-4 boy kadar geride 4 numaralı Kara Yaşar'ı izliyorum. Kara Yaşar'ın 3-4 boy gerisinde 2 numaralı Birola yarım boy gerisinde 7 numaralı Zaldır. Süratli tempoda 800 geçirdi. 2,5 boy geride 5 numaralı Lord of Game hemen yanında 3 numaralı Heart of the King. Son 600 metreye 1,5 boy farkla 6 numaralı The Perfect Show önde giriyor. Bir numaralı Ardaşah'ın gayretleri var. 3 boy geride 4 numaralı Kara Yaşar. 3-4 boy geride 2 numaralı Birola hemen dışına geldi. 3 numaralı Heart of the King ve son viraj dönüldü. Düzüye az farkla 6 numaralı The Perfect Show önde çıktı. Bir boy kadar önde son 400'e lider girdi. Bir numaralı Ardaşah yürüdü geldi. Onu yakalamaya çalışıyor. 3 boy kadar geriden 2 numaralı Birola'nın da sprinti var. 6 numaralı The Perfect Show bariyer dibinde 1,5 boy kadar lider. Bir numaralı Ardaşah 2 numaralı Birola saldırıyorlar. Ortadan Ardaşah dışarıdan Birola geldi. 6 numaralı The Perfect Show'u yakaladılar. 2 numaralı Birola liderliği alıyor. Hitit koştun 2 numaralı Birola kazanıyor. Bir numaralı Ardaşah ikinci, 6 numaralı The Perfect Show üçüncü, 5 numaralı Lord of Game'de dördüncü oldu. 2 numaralı Birola yine kazandı. Hitit koşusunu Halis Karataş'la kazanmayı başardı. Hasan abi Ankara'da 7'de 4, Çim'de 4'te 3. Evet. Birola ardı ardına da 3 yaptı değil mi? Araya bir koşusu var. Ondan. Hı? Arada bir koşusu var. Dördüncü oldu. Değil mi? Dörtte üç yaptı son. Peki koşu nasıl başladı? The Perfect Show koşuyu force etti. Hedef ancak böyle kazanabilirimdi. Kötü de gelmedi. Fakat sanıyorum Ardaşah çok formda. Ardaşah'ın sıkı presi The Perfect Show'u bitirdi. Hı. Ardaşah mı olacak derken de zaten çok formda olan Birola düzlükten sonra mükemmel bir 300 metre koşu yaparak koşuyu kazandı. Birola'nın üstünde kim vardı? Halis vardı. Hı. Halis öyle bir kontrollü bindi ki Birola'ya at düzlüğe çok diri geldi. Düzlüğe çok diri gelince düzlüğe dönülürken engerilerde falandı galiba. Sonra 300'den sonra sadece Birola'yı seyrettik. Dediğim gibi ardı ardına da 3 yaptı. Bu formuyla devam ederse daha çok can yakar diye geliyor bana. Ve İzmir akşamına gidiyoruz efendim. Son koşuya bir 15 handikap mücadele ekranınıza gelecek. Koşuyu Landing kazandı. Bekir Mert Bırık'la ekranınıza geliyor. Son koşu için beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve günün son koşusu başladı. 4 numaralı Benli Gül 5 boy kadar, 6 numaralı Landing 3 boy kadar gecikti. Orta kulvardan gelen 14 numaralı Bitter liderliği aldı. 1,5 boy gerisinde 10 numaralı Kuğu Güzeli ikinciliğe geldi. Onun 2 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte orta kulvarda 12 numaralı Gülşah var. Dışında 11 numaralı Son Muhterem. Yanlarında 8 numaralı 55 bariyer dibinde. 1 numaralı Pişkin Kız 3 boy geride 2 numaralı Arslan Dikeni. Hemen dışında 7 numaralı Su Melek. 1 boy geride 13 numaralı Gül Didem. 3 boy geride 9 numaralı Favori Kız içeride. 6 numaralı Landik bu safkanların dışında 4 numaralı Benli Gül. 1 boy geride 5 numaralı Açık Kırmızı sırasıyla safkanlar son 800 metreye doğru ilerliyor. 14 numaralı Bitter yarışın lideri. 1 boy gerisinde 10 numaralı Kuğu Güzeli ikincilikte. 12 boy kadar gerisinde 3.lükte 11 numaralı Son Muhterem. Hemen yanında 8 numaralı 55 4.lükte. 1 boy geriye geldi 5.liğe 7 numaralı Su Melek. En dışta 9 numaralı Favori Kız. En iç kulvarda 12 numaralı Gülşah. Yanlarında 2 numaralı Arslan Dikeni. 1 boy gerilerinde 4 numaralı Benli Gül sırasıyla kısraklar virajı dönerken 10 numaralı Kuğu Güzeli de temposunu artırıyor. 14 numaralı Bitter'den liderliği alıyor ve son koşuda son düzlüğe 10 numaralı Kuğu Güzeli lider çıkıyor.
2,5 boy kadar oldu fark. En dış kulvarda 7 numaralı Sumelek. Ortada 12 numaralı Gülşah. Daha geride orta kulvarda 1 numaralı Pişkin Kız. Ortalardan 6 numaralı Landing hata kalktı. İçeride 4 numaralı Benli Gül ve Pişkin Kız da var. Gül Didem de geliyor. Şimdi ortadan yüklenen 6 numaralı Landing liderliği aldı. En iç kulvardan 1 numaralı Pişkin Kız'ın da gayretleri var. Koşuda safkanlar son yüze girerken içeriden 1 numaralı Pişkin Kız geldi. Liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. 6 numaralı Landing tazeliyor. Pişkin Kız'ı Landing yakalıyor fotoda. 13 numaralı Gül Didem ve 4 numaralı Benli Gül. Üçüncülük için potoyu birlikte geçti 10 numaralı Kuğu Güzeli yarıştan. 5. olarak ayrıldı 6 numaralı Landing son hatayla 1 numaralı Pişkin Kız'ı tam fotoda yakaladı. Bekir Mert Mırık 190 kez at binip 15 birinciliği var değerli kardeşimiz gerçekten. Hiç farkında değildim bu koşuda ya böyle de bir apranti mi var dedirtti bize. Hakikaten mükemmel bindi. Hatta bir ara kaybeder gibi oldu. Sonra tekrar geldi kazandı gibi. 3 polis startı kaldı bindi Safkan kolay değil. Şimdi onu söyleyeceğim. Koşunun favorisi Benli Gül'dü. Benli Gül starttan 5 boy geç çıktı. Bu Landik de starttan 3 boy geç çıktı. Böyle olunca dedik ki 55'e gün doğdu. 55 bu koşuyu kazanır. Ama 55 koşuda hiç etkili olamadığı gibi koşuyu da en çok farklı geride adeta yürüyerek bitirdi. Sanıyorum bir sorun yaşadı, bir problem yaşadı. Landing o 3 boyda geride kalmasına rağmen aradaki farkı öyle çok deli dolu bir tempoyla değil. Çok akıllıca bir şekilde geldi. Aradaki farkı kapattı. Çok da güzel sıkı bir mücadele yaptı. Ve Pişkin Kız önünde. Değil mi? Baş farkıyla kazandı. Pişkin Kız önünde. Pişkin Kız'ın önünde. Bu Pişkin Kız da bugün beklenenden iyi koşmadı. Evet, çok bence beklenenden çok iyi koştu. Onu da hiç göz ardı etmemek lazım. Daha Bekir Mert Mırık böyle hani şimdi tabii yavaş yavaş tecrübe kazanıyor. 15 birincilik yaptı. 0 kilometreyken değerli arkadaşım antrenör Yüksel Akgeyik. Yüksel dedi ki bir çocuk geliyor. Herkes seyredecek dedi. Yüksel'in yanında, Yüksel Akgeyik'in yanında. Efendi, çalışkan. Hemen bence bu çocuğu alıp saydam sohbette bir millete tanıtalım. Not aldık. Notunu aldım. Lütfen. Yani ben inan hiç farkında değildim. 15. birinciliğiymiş. Ama bu koşudaki binişi bana usta jokeyleri hatırlattı. Evet. Pazar hafta sonundayız. Sezon finalindeyiz İstanbul'da ve 2 yaşlı İngiliz detaylarının her zaman merakla beklenen koşusu. Mesafe anlamında, zorluk anlamında Sakarya koşusu. Final koşusu Hasan abi. Evet, Sakarya biliyorsun Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden biri. Kalabalık açısından da son nüfus sayımına göre biraz geride kaldı o nüfus sayımı ama 22. en kalabalık ili. Çok önemli ilçeleri var. Adapazarı da Sakarya'nın bir ilçesi olduğu için çok iyi bilinen bir ilçe. Bir de Sakarya deyince, koşunun adı Sakarya olduğu için söylüyorum. Bir de Sakarya deyince aklımıza hemen Sakarya Nehri geliyor. Sakarya Nehri de Kızılırmak ve Fırat'tan sonra Türkiye'nin en uzun nehri. Ve müthiş bir havzası var Sakarya Nehri'nin. Ama bu koşu ne Sakarya ili adına ne Sakarya Nehri adına yapılıyor. Bu koşu Cumhuriyet tarihimizin, Cumhuriyet'in kurulmasında çok etkili olan Sakarya Meydan Muharebesi adı verilen savaşın adına yapılıyor. Onunla ilgili de ben koşudan evvel çok güzel bir VTR'yi izledim. Ben anlatmayayım, VTR'yi izleyelim, tamam. Oradan öğrenelim. Evet, arkadaşlarımız Sakarya koşusu için çok güzel bir VTR hazırladılar. Önce onu izleyelim. Harp tarihine en uzun meydan muharebesi, Türk İstiklal Harbi tarihine de subay muharebesi olarak geçen 23 Ağustos 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı, Kurtuluş Savaşı için de kader tayin edici olmuş olan Sakarya Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı 23 Ağustos 1921 sabahı Yunan ordusunun Türk savunma mevzilerine saldırısıyla başladı. Savaş yaklaşık 100 kilometrelik bir cephe üzerinde gelişti. Harekat düşmanın mevzi içindeki kritik hedeflere el atma girişimleri ve Türk kuvvetlerinin de buraları elde tutma çabasıyla karşı hareketler biçiminde sürdü. 26 Ağustos gününde tırmanan savaşlarda Mustafa Kemal Paşa başarıya götüren ünlü buyruğunu verdi.
Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Bu ilkenin uygulanması savaşın gidişini etkiledi. Sakarya üzerindeki mücadele Türk ordusunun iradesinin üstünlüğüyle 22 gün geceli gündüzlü sürdükten sonra 13 Eylül 1921'de düşman ordusunun saldırılarının kırılmasıyla sonuçlandı. Sakarya zaferi gerek politik gerekse askeri alanda da başarılı sonuçlar doğurmuştur. İtalyanlar Güneybatı Anadolu'yu tamamen boşaltmış, Fransa ve Ankara Antlaşması imzalanmış ve İtilaf devletleri arasında ayrılıklar artmış, işgal kuvvetleri için mağlubiyetin, Türk ordusu için onurlu bir zaferin kapıları sonuna kadar açılmıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal ve Gazi unvanını vermiştir. Evet, veterden sonra koşuya gideceğiz ama bir nostalji yapacağız. 2019 yılı Sakarya koşusu pazar günü yapıldı, geçmiş pazar günü. O ana kadar koşunun, bu koşu için en iyi derece Gülpaşa'daydı. Evet, Gülpaşa'daydı, o aradan 19 sene 19 geçti. 19 sene geçti. Gülpaşa 1.49.17 ile kazanmıştı. Bir o koşuyu hatırlayalım. 2000 yılı Gülpaşa birinciliği Fuat Çakar. Start verildi ve koşu başladı. Rising Church bir boy geç başladı. Orta kulvardan koşun liderliğini 6 numaralı Levent alırken dışından 5 numaralı Gülpaşa doldurup geldi. Koşunun liderliğini aldı ve bu sefer Gülpaşa kaçıyor. Levent tam bu safkanı takip ederken dünya güzeli atak yaparak 5 numaralı Gülpaşa'nın sağırısına kadar geliyor ve dış kulvardan gelen dünya güzeli gelip Gülpaşa'dan liderliği alıyor ve farkı bir boya kadar çıkartıyor. Bir at boya kadar gelsin 3 kulvardan Gülpaşa bu safkanı takip ediyor. Üçüncüde 8 numaralı Sadinatör'ün girdiğini görüyorum. Dördüncükte orta kulvarda izlediğim safkan Ozan'ım. Bunun sahasında iç kulvarda Levent Han şeklinde 1200 metre start yeri şu anda geçiliyor. Dünya güzeli kaçıyor. Bu safkanı 5 numaralı Gülpaşa takip ediyor. Bunun sahasında Levent Han. Levent Han'ın sahasında 800 metre start yeri geçildikten sonra ve son 800 metreye doğru geçen bunun sahasında izlediğim safkan Ozan'ım var ve 800 metre start yeri şu anda geçiliyor. İç kulvarda dünya güzeli kaçıyor. Dış kulvardan 5 numaralı Gülpaşa bunun sağırsına kadar geliyor. Bunlar 3 boy kadar gelsin. Bariyer dibinde 6 numaralı Levent Han'ı görüyorum. Levent Han'ın sağırsını sağ dönatör şeklinde son 600 metreye doğru gelirken dış kulvardan gelen Gülpaşa geliyor. Dünya güzelinden liderliği alıyor ve farkı 1,5 boya kadar çıkartıyor ve son virajı 5 numaralı Gülpaşa'nın liderliğinden geçiliyor. Son 400 metre geçtikten sonra 3 kulvardan dünya güzeli bu safkana yakalamaya çalışıyor. Son 400 metre bu şekilde geçiliyor. Orta kulvarda 5 numaralı Gülpaşa farkı 4 boya kadar çıkartıyor. 4 at boya kadar gelsin, hatta 5 boy kadar gelsin de dünya güzeli ikincilikte gerilerden Grand Equinox'un da atağını görüyorum. Ben dış kulvardan da 2 numaralı Elixir'in atağını görüyorum ve son 200 metreye doğru geliyoruz. 5 numaralı Gülpaşa farkı 4 boya kadar çıkartıyor. Dış kulvardan 2 numaralı Elixir atak yaparak ikinciliğe giriyor. 5 numaralı Gülpaşa 4 boyluk avantajlı koşuyu kazanırken 2 numaralı Elixir ikinci, 4 numaralı Grand Equinox 3. 9 numaralı dünya güzeli koşudan 4. olarak ayrılıyorlar. Evet sayın yarışseverler. Günün 4. koşusu açık Sakarya koşusunu Adem Erdöley'in Gülpaşa isimli safkanı Fuat Çakar'la kazanırken 2 numaralı Elixir 2. 4 numaralı Grand Equinox 3. 9 numaralı Dünya Güzeli koşudan 4. olarak ayrılıyorlar. Evet, Gülpaşa 1.49.17 ile Fuat Çakar'la kazanmış Sakarya koşusunu. O yılından bu yıla bu rekora kimse gelemiyordu, yaklaşamıyordu ama bu yıl Kingsman 1.49.05 ile Sakarya koşusunun en iyi derecesini elde etti. Hıçman Çizik'le 2027'de yeşil ışık yaktı. Sakarya koşusu başladı. 10 numarada The Last Squad rakiplerinden 4 boy sonra çıkış yapabildi. Liderliği dıştan artıran 4 numaralı Hasanet asfaltta almaya çalışıyor. Hemen içinde 3 numarada Full Throttle var. Şimdi rakibinden sıyrılan Hasanet farkı 1 boy yaptı. Full Throttle 2. sırada kaldı. 5 boy kadar gerilerinden 3.'lüğe 6 numarada Prokopi sokuldu. Sağ arasında bariyer dibine yakın 9 numarada Prior. 4.'lükte 2 boy gerisinde ortada 1 numarada Can Medriyer tuttu. Sağ arasında bariyer dibine yakın 8 numarada Latika var. Bunların hemen yanında 7 numaralı Secret Plot'u izliyorum. 1.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Forte Sarp var. Bu safkanın 2.5 boy kadar gerisinde 10 numaralı The Last Squad hemen sağrısına gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Kingsman. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yeni geçmek üzere. 4 numaralı Hasanet önde. Fark 2 boy. 3 numaralı Full Throttle takipte. Bu tayın 2.5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Prokopi 3.'lükte. Sağrısında dışında 1 numaralı Can Medri 4. sırada. 2 boy gerisinde bariyer dibinde 9 numaralı Prior var. Hemen dışında 7 numaralı
numaralı Secret Blood 2 boy kadar gerisinde, 8 numaralı Latika bunun 2 boy gerisinde, 10 numaralı The Last Squad içinde 2 numaralı Forte Sap 2 boy gerisinde, 5 numaralı Kingsman sırasıyla Taylar son virajı dönüyor. 4 numaralı Hasanet virajı 1,5 boy kadar önde döndü. Dışındaki 3 numaralı Full Throttle takipte, geriden 6 numaralı Prokopi'nin de ataklarıyla Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Ortadan gelen 3 numaralı Full Throttle liderliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. Geriden Pryor'ın yanından 6 numaralı Prokopi'nin, yarılardan 8 numaralı Latika'nın da atakları var. En dıştan da 5 numaralı Kingsman sprinte kalktı. Son 100 metreye doğru en dış kulvardan 5 numaralı Kingsman geliyor. Kingsman liderliği alıyor. Arayı da açıyor. Koşuyu da Hışman Çizik'le kazanıyor. 9 numaralı Pryor ikinci, 3 numaralı Full Throttle üçüncü, 6 numaralı Prokopi koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Açık grup 2 mücadele Sakarya koşusunun galibi Hışman Çizik'le start alan 5 numaralı Kingsman. Baba 2005 Gazi galibi Popular Demand. Anne yani kısrak babası, daha doğrusu Filmen kısrak babası da Ultramar 2002'nin ve 2003'ün özel safkanı. Eli Yeşil birlikteliği zaten. İpek ailesi, Hacı İpek, Adem İpek, siz daha iyi bir, yakından biliyorsunuz, onların yanında olan bir kişi. Kingsman'de artan bir formu vardı. Son koşularında önemli işlere imza atıyordu ve 1.49.05'te de rekoru kırdı. Evet. Bu koşu Boğat Kraliçe'ye zarbetti, kazanmadı mı? Kazandı. Çaldıran'da ikinci olmadı mı? Hı. Daha ne istiyorsun? Evet. Ve bu koşuda da kaç Hışman ata mükemmel bindi. Koşuyu gerilerden takip etti. Mükemmel, mükemmelin üstü bir düzlük koşusu yaptı, kazandı. Ve o mükemmel düzlük koşusu bence rekoru getirdi. Hı. Üstelik bir şey daha söyleyeceğim. Kingsman starttan iki boyda geç çıktı. İki boyda geç çıktı. Genelde yapıyor bunları. Evet. Yani Allah nazardan saklasın, ayağı düz bassın. Ne diyeyim yani. Geçtiği rakipler de az buz değil. Prior gene mükemmel koştu. O tayında bir talihsizliği var. 11'de 7 ikinci. Evet, 11 koşu 7 tanesinde ikinci ve hepsinde de iyi koşuyor. Full Throttle ön tarafta gitmesine rağmen üçüncü oldu. Erken ön tarafa geldi Full Throttle. O da iyiydi. Dördüncü Prokopi, olan... Prokopi belki erken değil mi Hasan abi? Ha? Mücadele anlamında daha deneyim rakipler var. Dördüncü Prokopi. Evet, o da ışık saçıyor ya. Işık saçıyor. Neydi? Prokopi. Prokopi. Hemen bir koşu sonra Ayasofya A2 önce veteri.
Cumhuriyetine kazınmış, her gün yüzlerce insanın ziyaret ettiği, dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasındadır. Ve koşuya gidiyoruz efendim. Formda bir isim vardı. Pelerina beyaz bayrak aynı yaptı. 7 kısrak baks içinde beyaz bayrak kalktı. Start verildi. Koşu başladı. 4 numaralı Hafo 2,5-3 boy kadar gecikti start çıkışında. Liderliği 6 numaralı Pelerina aldı. 2 boyda fark yaptı. 1800 metre start yerini bu farkla önde geçiyor. 1 numaralı Black Chinese ikincilikte. 1,5 boy kadar gerisinde ortada. 5 numaralı Iskra üçüncülükte. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde. 7 numaralı Allegro Fiddle bariyer dibinde. Hemen dışında 3 numaralı Flashing Girl. Tek kısrak gibiler. 2,5 boy kadar gerilerinde bariyer dibine yakın 2 numaralı Cosmic Dancer. Hemen dışında da 4 numaralı Hafo sırasıyla kısraklar 1400 metre start yeri geçmek üzere. Lider 6 numaralı Pelerina 1400 startını 2 boy kadar önde geçti. İkinciliğe dıştan 5 numaralı Iskra sokuldu. Hemen içinde 1 numaralı Black Chinese de yerini bırakmadı. 2 boy kadar gerilerinde ortada 3 numaralı Flashing Girl. Hemen içinde 7 numaralı Allegro Fiddle 2 boy gerisinde dışta. 4 numaralı Hafo sağ arasında bariyer dibinde. 2 numaralı Cosmic Dancer sırasıyla 1000 metre start yeri şimdi geçiriyor. 6 numaralı Pelerina kaçıyor. Fark 2 boy. Dıştaki 5 numaralı Iskra ve hemen içindeki 1 numaralı Black Chinese ikilisi birlikte takipteler. 2 boy gerilerinde dışta 3 numaralı Flashing Girl. İçinde 7 numaralı Allegro Fiddle 2 boy gerisinde. 4 numaralı Hafo. Bunun 2 boy gerisinde 2 numaralı Cosmic Dancer sırasıyla kısraklar son 600 metreye giriyor. 6 numaralı Pelerina önde fark 1 boy. 5 numaralı Iskra takipte. Yine içinde 1 numaralı Black Chinese dışlarında. 3 numaralı Flashing Girl sırasıyla son viraj dönülüyor. Son 400 metreye doğru 6 numaralı Pelerina liderliğini koruyor. Fark 1 boy. Ortadan 5 numaralı Iskra. Bariyer dibinden 1 numaralı Black Chinese dıştan. 3 numaralı Flashing Girl atağa kalkıyorlar. Bu şekilde safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 6 numaralı Pelerina 2,5 boy kadar önde. İçeriden Black Chinese'in dışarıdan 3 numaralı Flashing Girl atakları var ancak. Son yüzde fark 3 boy. 6 numaralı Pelerina önde. Ayasofya koşusunu starttan çıktığı gibi 6 numaralı Pelerina kazanıyor. 3 numaralı Flashing Girl ve 1 numaralı Black Chinese ikincilik için 7 numaralı Allegro Fiddle ve 4 numaralı Hafo da dördüncülük için fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Açık A2 mücadeleyi Ayasofya koşusunu Selim Kaya ile start alan 6 numaralı Pelerina kazandı. Çin pistte 21'de 8, Adana kumunda 3'te 3, toplamda 11 birinciliği vardı. İlk kez çıktı sentetiğe beyaz bayrak aynı. İlk kez sentetiğe çıkmadı. İlk kez çıktı. İlk kez start aldı. Sentetik pistte çalışmıyor. Yani ben de o anlamda, notlarımda der ilk kez çıktı. Yani ne çıkıyor? Burada çalışıyor. Ama işte ilk kez start aldı. Hmm. Ki çok önemli yani. Koşu yapmak başka şey, idman yapmak başka şey. Zadik, koşu başlamadan evvel benim gözüm hep Iskra'nın üstündeydi. Çünkü Iskra 2017'de Ayasofya koşusunu kazanmıştı ve Iskra çok formda bir at vaziyetindeydi. Fakat Iskra bugün beklenen koşuyu çıkaramadı. Niye bilmiyorum. Takip etmekte fayda var. Bir sıkıntısı mı vardı, bir derdi mi vardı, ağır mı geldi ama ne daha ciddi sıkı rakipler arasında koşu kazandı. Pelerina dediğin gibi ilk defa start aldığı sentetik pistte çok güzel koştu, mükemmel koştu ve beyaz bayrak ayna yaparak kazandı ki koşunun içinde devamlı olarak ona pres koyan atlar vardı. Hiçbirinden etkilenmedi. Değil mi? Hiçbirinden etkilenmedi. Selim de ben bu koşuyu nasılsa kazandığımı baştan inanmıştı, onu söyleyeyim sana. Numarayı aldığı anda inanmıştı. Geldi koşuyu kazandı. Zaten Pelerina en önemli kısraklarımızdan biri şu anda pistlerde koşan. Flashing Girl ve Black Chinese. İkisi de bence çok iyi koşuyorlar. Flashing Girl bir de seyyah atlardan biri olarak da sayılabilir. Onlar da her an koşu kazanabilirler diye düşünüyorum. Ama Pelerina bir yer, farklı bir yerde. Yani şimdi ne olacak? Pelerina sentetikte koşmaya devam eder mi durumda? Allah. Bakalım ne yapacaklar? Koşu gelirse tabii. Tabii gelirse. Ki Pelerina'nın şöyle bir olayı var.
harem koşusunu kazandığı zaman çok öne çıkmıştı. Sonra Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanlığı koşusunda hayal kırıklığı yarattı. Hiç ölçü değildi. Onu da söylemiştik zaten. Hiç ölçü almayalım dedik. Nitekim öyle oldu. Evet. Hiç ölçü olmadı. Ne demiştik? Ölçü bu koşu ölçü alınmamalı Perilino için. Hele bu koşunun da sadece kısraklara ait olduğunu söylersek Perilino'nun büyük avantajı olduğu kesin. Evet. Yeni Hatta'dayız Hasan abi. Urfa'dayız. Hilvan Belediye Başkanlığı kuyusu. Ya bu Hilvan'la Urfa'nın Hilvan'ı ile Diyarbakır'ın Silvan'ını hep karıştırırım ben, biliyor musun? Hilvan 1820'lerde Seymenler aşiretinin bu topraklara gelmesi üzerine 1800'lerin başlarında hayat bulan, yaşamın başladığı bir yer. Kara Cürün'müş eski adı. Kara Cürün. Seymenler geliyor, burada yaşıyor. Sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra 1926'da burası Urfa'ya bağlanıyor. Ve adı da Hilvan olarak değiştiriliyor. Urfa'nın 10 ilçesinden önemli bir ilçesi. Ve koşuya gidiyoruz efendim. Hilvan Belediye Başkanlığı koşusunda Keçmani Remzi Doğan'la kazandı koşu. Daha sonra 10 numaralı Kovata Bariyer, dibinde 1 numaralı Yıldız'a bakan. Yanında 7 numaralı Şenalp var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Mazlum Ağa. 4 boy kadar geride 11 numaralı Keçmani. Onun 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Altın Sima. 5 boy kadar geride son sırada 9 numaralı Tumbul Kavçinoğlu var. Safkanlar bu sırayla son 800'e girdiler. 8 numarada Tek Çapkan yine bir boy farklı önde. 4 numarada Büyük Beren ikincilikte rakibine bir adım daha yaklaştı Büyük Beren. 4 boy kadar geride 7 numarada Şenalp üçüncülüğe sokuldu. 4.lükte 1 numarada Yıldız'a bakan dışında 6 numarada Mazlum Ağa var. Safkanlar bu sırayla son 600'e yaklaşıyor. 8 numarada Tek Çapkan ve dışındaki 4 numarada Büyük Beren ikilisi başa baş oldular. 4-5 boy kadar geride dışta 6 numarada Mazlum Ağa, iç kulvara yakın 7 numarada Şenalp. Daha sonra 11 numaralı Keçmani, dışında 1 numaralı Yıldız'a bakan, 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Altın Sima sırasıyla atlar viraja yaklaşıyor. 4 numaralı Büyük Beren liderliği Tek Çapkan'dan aldı. Düzlüğe çıkılırken farkı 2 boy yaptı. İkinciliğe 6 numaralı Mazlum Ağa, üçüncülüğe de 11 numaralı Keçmani girdiler. Son 400'e girildiğinde 4 numaralı Büyük Beren'i 6 numaralı Mazlum Ağa yakalamak üzere. En dışta 11 numaralı Keçmani var. Daha geriden 3 numaralı Altın Sima'nın da atakları var. Son 200'e girildiğinde 6 numaralı Mazlum Ağa liderliği aldı rakiplerinden. Bir boy farklı öne geçti dıştan 11 numaralı Keçmani'nin, içeriden 3 numaralı Altın Sima'nın da atakları var. Fakat son 100'e girildiğinde de 6 numaralı Mazlum Ağa az farklı önde. 11 numaralı Keçmani şimdi rakibini yakalamak üzere. Son 50'ye girildiğinde dışarıdan 11 numaralı Keçmani geliyor. Mazlum Ağa'yı yakalıyor. 11 numaralı Keçmani kazanıyor. 6 numaralı Mazlum Ağa ikinci, 3 numaralı Altın Sima üçüncü, 4 numaralı Büyük Beren'de dördüncü oldu. 11 numaralı Keçmani Remzi Doğan'la kazandı. Keçmani Mazlum Ağa. Grubu böldüler. Kazanan Keçmani oldu. Peki Tek Çapkan'a ne diyeceğim? O zaman yine zaman deli deli bir tempo. Bu sefer 600'de dama dedi. Ve koşuyu yani normal şartlarda bitirdi sayılamaz. O tam yani koşarak evet, bitirmedi yani. Atın bir derdi olmalı. Çünkü Tek Çapkan'ın iyi yarışlarını hatırlıyorum ben. Değil mi? Evet. Bugün beklenenden çok iyi koşan bir Mazlum Ağa vardı. Mükemmel koştu bence. Ve bu koşu ilerisi için ona bir ışık olmalı. Tam kazanıyordu ki beklenen koşuyu çıkaran Keçmani'ye yakalandı. Keçmani geldi. Çok da zorlanmadan koşuyu kazandı. Altın Sima ve Büyük Bebek içinde notlarım müsbet. Efendim son görüntümüz Adana'dan gelecek. Taşköprü koşusu önce VTR'yi izliyoruz. Asırlara meydan okuyan Taşköprü, Adana kent merkezinde Seyhan Nehri üzerinde Seyhan'la Yüreğir yakalarını birleştiren tarihi bir köprüdür. Adana'nın simgesi olarak kabul edilen köprü bir Roma dönemi eseridir. Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki bir kitabeye göre Roma İmparatoru Hadrian tarafından M.S. 76-138 yıllarında yaptırılan köprü günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. Köprü 21 gözlü olarak inşa edilmiş, Seyhan Nehri'nin ıslahı sırasında 7 gözü toprak altında kalmış ve 14 gözlü olarak kullanılmaya devam edilmiştir. İlk yapıldığında yarı yarıya daha dar olan köprü daha sonra genişletilmiştir. Köprünün her iki girişinde de şu anda mevcut olmayan taç kapısı olduğu bilinmektedir.
Osmanlı döneminde de birkaç kez onarılan taş köprü, dünyada hala kullanılan en eski köprüdür. Efsanelerle taçlanmış, türkülere konu olmuş taş köprü, yılların ağırlığını üzerinde taşıyarak asırlara meydan okurcasına günümüze uzanmaktadır. Taş köprü gerçekten yani, tarihi bir... Bu laf çok önemli. Dünyada halen kullanılan en eski köprü. Tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yıllarımda Adana'ya giden gelen bir adam olarak taş köprünün etrafı değişti. Değil mi? Yani şey Orhan değişti. Abinin kebapçısı bile kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Her şey değişti. Ama değişmeyen tek bir şey var, taş köprü. Evet, babam da çalışmış. Askerliğin orada taş köprü. Yol evet gibi. Abi yani. Her, çok büyük anlamı. Çok önemli bir olay. Dünyada halen kullanılan, halen aktif olan, tamam arada bakım görmüş, mutlaka görmüştür. En eski köprüye sahip bir ülkeyiz biz. Ve taş köprü koşusu da Adana'nın sembol koşularından ha. biridir. Koşuya gidiyoruz. Babaancı favori girdiği koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazandı. Dışında dördüncülüğe çıktı bir numaralı King Serkan. Bir buçuk boyka da girdi. Beşincilikte üç numaralı Hakan'ı. Hemen dışına bine doğru gidilirken doldurup geldi dört numaralı Hatçaklıt. Bir buçuk boyka da girdi. İç kulvarda altı numaralı Babaancı. Onun hemen dışında yedi numaralı Malone şeklinde taş köprü koşusunda bin geçirmek üzere. Farklar biraz azaldı. İç kulvarda iki numaralı Angels Boy. İtek olsa liderini koruyor. Beş numaralı Always Ford ikincilikti. Hemen dışında bu kez bir numaralı King Serkan yer tuttu. İki boyka da girdi. Dördüncülüğe dışarıdan dört numaralı Hatçaklıt sokulmaya çalışıyor. Hemen içinde ortada 3 numaralı Hakan'ı var. Bariyer dibinde 8 numaralı Osman Baba. Sağrısında dışarıda 7 numaralı Malones. Hemen içinde 6 numaralı Babaancı sırasıyla taş köprü koşusunda düzle yaklaşıyoruz. İçeride 2 numaralı Angels Boy 400'e doğru gidilirken az farklı liderini koruyor. Pistin ortasından 1 numaralı King Serkan onu sıkıştırmaya başladı. 2,5 boy kadar geride 3.'lü hamle yapan isim 4 numaralı Hot Chocolate. Şimdi pistin ortasından 1 numaralı King Serkan etkili geldi. İç kulvardaki rakibi 2 numaralı Angels Boy'a yapıştı. Onların dışında da 4 numaralı Hot Chocolate açıldı. En dış kulvarda da 7 numaralı Malones bariyer dibinde 6 numaralı Babaancı sırasıyla son 200 geçildi. İç kulvardan Babaancı etkili geldi. Şimdi rakiplerinin yakalığı son yüze doğru gidilirken Babaancı'nın etkili atakları var. İçeriden gelen Babaancı son yüzden sonra koşunun seyrini değiştiriyor. Farkı yarım boya kadar çıkartarak koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Angels Boy koşudan ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı King Serkan üçüncü olurken 4 numaralı Hot Chocolate tabelayı tamamladı değerli yarışseverler. Taş köprü koşusunu 6 numaralı Babaancı Gökhan Kocakaya ile kazandı. 2 Mart 13 Nisan arası arka arkaya 4 koşu kazandı Adana'da. 10 günden bu yana kazanamıyordu ama Ankara Kalesi üçüncülüğü herhalde favori olmayı hak ettiği noktaya. Bu at Adana'da farklı koşu. Farklı. Bir kere onu söyledim. 12'de 5 yaptı. Evet. Angels Boy da mükemmel koştu. Çok güzel koştu. Hem koşunun evet. yükünü çekti sonunda hem de yandı. Sona kadar geldi. Ve şöyle bir şey söyleyeyim sana. Babaancı bariyer dibinde yer bulamasaydı acaba Angels Boy'a yetişebilir miydi? Bu koşu atlayabilir miydi? Yani safkanı hazırlayan ilgililere tabii ki tebrikler antrenörü seyisi ama Gökhan Kocakaya yazar. Evet. Evet. Çok Gökhan iyi. Çarşamba günü de geçen İstanbul'da 4 koşu kazandı. Geçen cuma 4. 2 gün önce 4, ay gün içerisinde ama bu koştaki zekası, yer alışı. Evet, çünkü yani şöyle bu yarışa kafam takıldı. Sonra defalarca seyrettim Zadik. Bariyer dibinde yer bulmasaydı Babaancı'nın gelip Angels Boy'u geçmesi zor olurdu. Zor gibi geldi bana ya. Bu Adana'da bu ata dikkat edeceğiz. Peki King Serkan'a kötü koştu ne diyebilir misin? Evet. Ha? Diyemem. Hatta ilerleyen işine rağmen bence Hot Chocolate da çok iyi. Hot Chocolate da. Yani bunlar zaten her zaman yani. Adana'da iş yapabilecek olan atlar. Güzel bir koşu seyrettik. Ve o koşu da haftanın en önemli bizim de son koşumuz evet. oldu. Değil o mi? O zaman Hasan abi madem son koşu oldu. Ekip neye karar verdi bu hafta? Valla ekip bu hafta yine hiç zorlanmadı. Niye zorlanmadı? Sakarya koşusu vardı. Sakarya koşusunda 19 senedir kırılamayan bir rekor kırılmıştı. Dolayısıyla Sakarya koşusu haftanın atı aldı. Atı oldu. Kraliçe Elizabeth'i kazanmış. Çaldıran'a da ikinci kalmış. Sakarya'yı kazanmış. Kazanan Kingsman de böylece tarihe geçmiş oldu ve üstelik de rekor kırarak tarihe geçti. Ki yani böyle aynı sene içinde hem Kraliçe Elizabeth hem Çaldıran hem Sakarya'yı kazanan at az vardır. Yani bu Çaldıran'da ikinci oldu bu at.
Uğurtay mesela aklıma geliyor hemen. Zorlan Hışman haftanın jokeyi olmaya getiriyor. Hışman'ı da kaç haftadır haftanın jokeyi yapmak istiyoruz ama hep bir üst grup koşuda birisi çıkıyor, onu yapıyorduk. Hışman da bu sefer haftanın jokeyi oldu. Aklıma da şu geldi. Bu Hışman ilk at binmeye başladığı zaman Urfa'da falan çok beğeniyorduk ama arka arkaya ata fazla kamçı vurmaktan dolayı ceza alıyordu. Hatta ona bir aralık bir eğitim falan cezası da verdiler galiba. Ama Hışman'da öyle bir gelişme var ki bu senenin özellikle son 5-6 ayında tebrik etmek istiyorum ona. Ve buradan da seslenmek istiyorum. Evlat ne olur bozulma. Bu şekilde git. Senin önün çok açık. Evet. Aprentimiz herhalde Bekir Mert Mırık. Evet, o da İzmir'deki. Bundan sonra sıkı takip edeceğimiz Bekir Mert Mırık. Mırık, mıgır mı? Mırık. Mırık. Ne demek mırık acaba? Mırık. İstatistiklerde yine en çok bir numaralı atlar kazanıyor ama iki numaralı atların bir sıkı presi var. Dolayısıyla bir iki bir de adeta yarışın %30'unu yarışların %30'unu bir ve iki numaralı atlar kazanıyor. Sonra üç numaralı atlar var. Kulvarlarda da üç numaralı kulvardan çıkan atların hakimiyeti devam ediyor. Birinci kulvardan çıkan atlar, altıncı kulvardan çıkan atlara biraz fark atmaya başladılar. Dolayısıyla bir ve iki numaralı atlarla üçüncü kulvardan çıkmayı birleştirdiğimiz zaman o ata mutlaka bir çarpı atmak lazım geliyor gibi geliyor bana. Jokeylerde de Gökhan artık bu senenin baş jokeyliğini garantiledi gibi. Kaç, 30 fark mı ne oldu? Top sende. Evet, 239 olacak tabii birincilik Gökhan Kocakaya'da. Özcan Yıldırım 201, Ahmet Özcan Çelik. Özcan da 200'ü geçti ama. 200'ü geçti. Ahmet Çelik 194, Müslüm Çelik 189, Hışman Çizik 173, Akın Sözen 157, Gökhan Kocakaya 239. Bunun altını çizelim. 4996 toplam birincilikte. Bu arada Hışman Çizik 5.likte mırık dediniz. Buğday ve arpanın uçlarındaki kılçıklar. Neymiş? Buğday ve arpanın ucundaki kılçıklar. Bak, harman savrulurken oluşan saman kırıntıları. Yani o taraftan geliyor. Çok güzel ya. Güzelmiş. Çok güzel. Bak öğrenmiş olduk burada. Evet. İnsan bak 76 yaşında da bir şeyler öğreniyor insan. Hayat. Bu arada şeyi söyleyeyim. Hı? Halis hemen Akın'ın yanına gelmiş gibi 156 birinciliği var Halis'in. Tolga'nın 150 birinciliği var. Tabii Mertcan jokey olduktan sonra at binme sayısı ve birincilik sayısı azalmaya başladı. Yani aynı tempoda artmadı. Mertcan da 147'de ama ilk onu garantilemiş vaziyette. 10. kim olur? Mustafa Çiçek mi? Ayhan Kurşun mu? Onlar arasında da sıkı bir mücadele var doğrusu. Dedik ve 22 Kasım'daki haftaya bakış. Geçen haftaya gittik, geçmişe gittik. Güzel bir sohbet yaptığımızı inanıyoruz ve veda vakti bu hafta için. Veda vakti geldiyse sözler her zaman olduğu gibi Hasan Saydam. Efendim ilk önce programı size hazırlayan ve sunan tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Sonra diyorum ki at yarışları dünyanın en asil sporudur, en keyifli sporudur. İki canlının bir araya gelerek yapılan ama içine sürat faktörü de girdiği için heyecanı, zevki artan bir spor dalıdır. At yarışı müşterek bahisi az para ile çok para kazanmanın ihtimali en çok olan yoludur. Örnekleri de sık sık, örnekleriyle de sık sık karşılaşıyoruz. Ama unutulmaması gereken bir şey vardır. Hiç değişmeyen bir şey vardır. At koşar, baht kazanır. Öyleyse bahtınız açık, şansınız bol olsun efendim. Tekrar buluşabilmek ümidiyle hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın efendim.